İyi günler. Bir önceki videomuzda AutoCAD'in arayüzünü ve temel komutlarını öğrenmiştik. Bu dersimizde ise öğrendiğimiz komutlarla basit bir mimari kat planı çizmeye çalışacağız. Bunun için Layer Properties'ten binamızın dış cephelerini oluşturacağımız duvar isminde bir layer oluşturacağız. Duvar. Buna bir renk kodu verelim. Kırmızı kodunu verdim. Buradan seçili katmanlardan duvara geliyorum. Daha sonra temel komutumuz line'la L space yazarak başlangıç noktası seçiyorum. Yine serbest açı modunda çizimimiz. F8 ile bunu düzlemsel olarak çalışma modunu alıyorum. Şimdi ölçülerimiz 1200 ile 1100 boyutlarında dış duvarları. Bir daire çizeceğiz. Değer veriyorum 1200. Daha önce de söylediğim gibi AutoCAD'de santimetre cinsinden çalışıyoruz. 1100. Tekrar bunun hizasına gelmek için buraya geliyorum. End point'ini yakalayıp end point'ten sonra yukarı doğru çektiğimde iz düşümünün kestiğini görüyorum. Tıkladığımda tam iz düşümünde kesişimini yakalar. Evet. Space diyerek komuttan çıktım. Şimdi daha sonra buraya bir salon yapmayı planlıyorum. Salonumuz 7 metre 6 metre boyutlarında olsun istiyorum. Daha sonra yanında da bir oda olsun. Tekrar bir offsetle 6 metre genişliğinde olacağı için O space herhangi bir noktaya tıklıyorum. Mouse'umu ileri çekiyorum. 600 değerini girerek buradaki çizgiyi ileri doğru 600 santim öteliyorum. Daha sonra genişliğimizde 77 metre olacağı için çıktım komuttan offset o mouse'umu çektim. 700 değerini girdikten sonra buradaki çizgimizi böyle çekiyoruz. Burası salonumuz, burası da odamız olsun. Şuradaki çizgiyi kırpmak istiyorum. TR space space. Buradaki çizgiyi kırptım. Buraya bir oda daha yapmak istiyorum. 3,5 metre genişliğinde olsun. Tekrar offset 350 space. Evet, burası bir odamız. Şurayı trimlemek istiyorum. Kırpmak istiyorum. TR space space dedim. Daha sonra bunun yanına 3 metrelik bir banyo. Offset 300. 3 metrelik banyo. Daha sonra offset 350. 350 mutfak yaptım. Burada bir balkon olsun istiyorum. Şurada giriş antresi, şurada da bir koridor istiyorum. Koridorumuz 1,50 yüksekliğinde olsun. Burası da 3 metre genişliğinde olsun istiyorum şu antrenin. Buraya bir 300 değeri girelim line'la. Burayı kapatalım. Burası balkonumuz olsun. Daha sonra offset 150 santim girdikten sonra şurada 150 santim genişliğinde bir koridor açtım. Sonra trim'e giriyorum. Şuradaki koridorumu kaplayan çizgileri kırpıyorum. Evet. Salonumuz, yatak odamız, odamız, banyomuz, mutfağımız, balkonumuz, antremiz, koridorumuz. Burada bir yanlışlık yaptık. Bunu ileri alalım. Şurayı kırpacağız. Evet. Burası odamız olacak. Evet. Şimdi bu duvarlara bir kalınlık vermemiz gerekiyor. Dış cephe duvarlarına 20 santim kalınlık verelim. Offset 20. İçeri doğru dış cephe duvarlarını 20 santim öteliyorum. Evet. Küçük bir çizgimiz, o 3 metrelik çizgimiz kalmış. İç duvarlara da 10 santimlik bir kalınlık vereceğim. 10'ar santim kalınlığımızı verelim.
Şimdi burada istenmeyen çizgiler oluştu. Bunların hepsini kırpmam lazım. Trim moduna giriyorum. Daha sonra bunları kırpıyorum. Şekilde yekpare bir şekilde de kırpabilirsiniz bunları. Verdiğimiz duvar kalınlıkları genellikle ortalama değerlere göre verdim. Bu kullandığımız yapı cinsine göre duvar kalınlıklarımız değişebilir. İşte tuğla, yutong, kaplama cephe, perde duvar, mantolama olduğu zaman izolasyon kalınlığı da gelecek. Bunlar kalınlığa etki eden faktörler. Buraları da kırpıyoruz. Evet, burada kalmış. Bunları da temizledikten sonra kabaca mahallelerimiz belli oldu. Şimdi kapı boşluklarını açalım. Kapılarımız 90 santim olur genelde. Evet, buraya bir offsetle bunu 90 santim yan tarafa doğru öteliyorum. Daha sonra trimle kapı boşluğumu açıyorum. Buraya da yine 90 santim gireyim. Offset 90 dedim. Ve trimle orayı da açtım. Şimdi odalarımızın kapıları var. Burada line komutuna girip bir kapı dişi bırakıyorum. Ölçüsüz yapıyorum kabaca bunları. Evet, 90 santim değerimi girdim. Trimle buraları da kırdım. Şimdi buraları kopyalayalım. Tek tek çizmemize gerek yok. Buraları kopyalıyoruz. İstediğimiz mahallere taşıyoruz. İşte salonumun girişi burada olsun. İşte yanındaki odanın girişi burada olsun. Banyonun girişi burada olsun. Daha sonra da trimle bunları da kırpabiliriz. Evet, yalnızca bir girişimiz kaldı. Onu da buradan kopyalayalım 90 santimimizi. CO space dediğimde de yine bu da kopyalamanın kısa yoludur. Bu evet, buradan trimleyerek bunları da kırptım. Daha sonra kapılarımızı yerleştirelim. Tekrar bir Layer Properties'ten yeni bir katman oluşturuyorum. Kapılar ismini veriyorum. Bunlara bir renk kodu verelim. Mavi verdim. Mavi kodla şuradan kapıları seçtim. Daha sonra kapıları çizelim. Kapımız 90 santim yüksekliğinde, 5 santim genişliğinde. Bir ölçü verelim. Buradan tamamlayalım. Daha sonra arkla bir yay çizip kapımızın açılış yönünü gösterelim. Daha sonra da grupla kapımızı yekpare bir parçaya dönüştürelim. Bu kapımızı kopyalayacağız. Diğer mahallelere de kolaylık olsun diye. Yansımasını alırız mirrorla. Bunu da yine yansımasını alırız. Daha sonra bunu da dönüştürmemiz lazım. Evet, bunu mirrorla yansımasını alalım. Şuradan çektiğimizde bunun yansımasını oluşturur. Tekrar bu kapıyı da yansımayla düzgün bir hale getirelim. Evet, bu kapımızı yerleştirdik. Şimdi bu kapımızı rotate ile döndürelim. Döndürdük. Daha sonra da yansımasını alacağız. Mirror'la. Buradan tuttum. Yansımasını oluşturdum. Bana yansıması işime yarayacak. Kapı yönü itibariyle. Burada dış kapımızı yerleştirdik. Şu fazla kapımızı silelim.
Evet. Şimdi bir kapımız daha kopyalayalım. Kapımızı. Buraya bir yere kopyalayalım. Bunun mirror'ını alalım. Yansımasını kullanacağız. Bunu da silelim. Şu kapımızı yerleştirelim. Move'la taşıyorum. Evet, yerleştirdim. Sonra bu kapımızı kopyalayalım. Fark etmez, herhangi bir yerinden tutalım. Bunu da balkonumuza yerleştireceğiz. Dedik kapımız burada. Evet, bunu da tekrar mirror'la diğer yer silelim. Bunu da move'la taşıyalım. Evet. Kapılarımızı yerleştirdik. Şimdi pencerelerimiz ve mahal isimleri kaldı. Mahal isimlerini de yazalım. Layer Properties'dan yazı diye bir katman oluşturuyorum. Bu yazımız ne renk olsun? Açık bir renk olsun. Açık yeşil seçiyorum. Evet, text'e tıklıyoruz. Çerçevemizi oluşturuyoruz. Evet, yazı katmanımız geldi. Yalnız default ayarlarında 2,5 gelir. Bunu 15'e çıkartıyorum. Yazı boyutunu. 15 enter dediğimde 15 santimlik yazılar yazabiliyoruz. Salon. Hatta 15 bile küçük geldi. Bunu 25 yapalım. 25 daha uygun bir boyut. Bunu kopyalayıp tek tek, her seferinde tek silmeye gerek yok. Bunu kopyalayıp serbest moda geçiyorum. F8'e bastım. Basamadım. Şimdi bastım. Evet. Mahallere yerleştiriyorum. Burası yatak odası. Burası odamız. Burası banyomuz. Burası mutfağımız. Burası salon değil tabii, balkon. Burası da balkonumuz. Bunu biraz da yerleştirelim. Evet. Burası antremiz. Antre. Burası da koridorumuz. Koridor. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde dairemizin mimari kat planımızın ölçülendirmesini ve pencerelerini yerleştireceğiz. Bunları göreceğiz. Daha sonra kat planımız tamamlanmış olacak. Daha sonraki derslerimizde de elektrik projesini işleyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.